Arkadaşlar, Mimarın Hobi Dünyası'ndan hepinize selamlar. Havalar iyice soğumaya başladı. Birkaç günde böyle pastırma sıcakları devam edecek. Kuşlarımızı biliyorsunuz arkadaşlar, birkaç güne kadar içeriye alacağız. Tabii soğuk havaya alışmış kuşlarımız, yani gün geçtikçe alışan kuşlarımız, tabii içeri girince birazcık bocalayacaklardır. Çünkü kuşlarda hava değişimi arkadaşlar, hava sıcaklığı değişimi daha doğrusu, bir süre adaptasyon gerektirir. İçerideki sıcak havaya da arkadaşlar kuşlarımız bir adaptasyon sürecinden sonra alışacaklardır. Çok da fazla problem olacağını sanmıyorum. Şimdi ben 5 katlı biliyorsunuz PVC kafesim var. Peyderpey. Kuşlarımızı oraya alacağız. Kafes yerleşimlerinde az çok karar verdim. Birazdan sizlere de hangi kuşumuz hangi kafeste olacak, kaçıncı kattaki kafeste olacak, onları birazdan size aktaracağım. Sizlere de paylaşacağım. Farklı fikri olan varsa arkadaşlarımız, onlar da yorumlara yazabilirler. Arkadaşlar şimdi şöyle kafamdaki canlandırdığım plan kafes yerleşimleri bu şekilde olacak. Arkadaşlar biliyorsunuz 5 katlı kafesin en üst kafesine bu kuşlarımı almayı planlıyorum. Çünkü bu kuşlar biraz ürkek. Onları çok fazla rahatsız etmem adına en üste almak istiyorum. Onlar en üste kalsınlar, bağımsız takılsınlar orada. Çok da fazla rahatsız eden olmasın, yaklaşan gürültüsü vesairesi olmasın. Onlar rahat rahat orada eş tutup çiftleşsinler diye bu kuşlarımızı, yani bu takımımızı arkadaşlar en üst kafese alacağım. Daha sonra arkadaşlar bir alttaki kafese, bunlar da çok güzel maşallah, iyi anlaştılar, iyi eş tuttular arkadaşlar. Bunlar da daha sonra devam edelim. Tamam. Şimdi daha sonra arkadaşlar beyaz parçaların alt kafesine, bir alttaki kafesine yavrusuz jumboları koymayı planlıyorum. Yani dördüncü kata yavrusuz jumboları koymayı planlıyorum. Bunlar da çok fazla rahatsız eden olmasın. Çünkü bunlar daha henüz böyle full performansla eş tutup çiftleşmediler. Veya ne bileyim bir yuva hazırlığı, bir ne bileyim yuvayı yumurtayla doldurma vesaire olayları olmadı. Biliyorsunuz birkaç aydır bizdeler. Yani hemen hemen Ağustos sonu Eylül başı gibi gelmişlerdi yanlış hatırlamıyorsam. 2-3 aydır bizdeler. Dolayısıyla arkadaşlar bunlar da çok fazla rahatsız etmek istemiyorum. Dördüncü kat arkadaşlar buradaki yavrusuz jumbo takımı koyacağım. Bir alta hemen yavrulu jumbo takımı koyacağım. Onların kafesi şu an şimdilik boş kalacak. Onu o şekilde planladım arkadaşlar. Yani üçüncü kat rezerve olacak buradaki takımımıza. Daha sonra onun altına arkadaşlar hemen sırasıyla buradaki sarı yüz erkeğimizi yüksek ihtimal arkadaşlar buradaki pamuk prensesi atacağım yanına. Pamuk prenses neredesin? Buradasın. Bunu arkadaşlar pamuk prensesi eşleyeceğim. Buradaki dişimizi bir süre arkadaşlar ayrı tutacağız. Yani buradaki salmaya alabiliriz. Zaten bu salmayı da ben yine de kullanacağım içeride. Etrafına güzel bir tül arkadaşlar ayarlayacağız. Onu içeride kullanacağım. Bu sarı yüz dişiydi arkadaşlar. Ayırmış olacağız renk kuşumuzu. Üçüncü katta da arkadaşlar, özür dilerim, ikinci katta da bunlar olmuş olacak. En alt katta arkadaşlar üremede, eş tutmada, çiftleşmede problemi yaşamayan Deniz ve eşini maşallah. Onlar da en alt kafese, aynı bu sistemde olduğu gibi en alt kafese koymuş olacak. Yani şu dörtlü kafesi bir kat aşağı indirip yukarıdaki en üstteki, yani şurada olacak olan kafese buradaki yeni takımımızı eşlemiş olacağız. Bu şekilde bir planlama yapmış oldum. Yani en alt kafeste de çok fazla rahatsız olacaklarını zannetmiyorum ben Deniz ve eşini. Deniz'in. O yüzden orada zaten yine üremeye devam edecekler. En alt kafeste dördüncü kafes. Özür dilerim. Üçüncü kafesi. Bir, iki, üçüncü kafesi arkadaşlar. Boş bırakacağız şimdi. Bu kafesimiz olduğu gibi içeri girecek. Bu kuşlarımız ne zaman ki yavrularını yeme düşürürler. Ondan sonra arkadaşlar ne olacak? Olması gereken kafese, PVC kafese yerleşmiş olacaklar. Bu kafesimizi yaza kadar yıkayıp arkadaşlar dezenfekte edip muhafaza edeceğiz katlı kafesimizi. Yazın belki ekstradan bir durum olursa arkadaşlar, kuş sayımız artarsa yaz boyu arkadaşlar kullanabiliriz veya kuşlarımızı ayırmada kullanabiliriz, teklemede kullanabiliriz, dinlendirmede kullanabiliriz. Elimizde yine belki katlı kafesimiz bulunsun. Çok bir aksilik olmazsa kafesimizi tutmayı planlıyorum. Kafama başka bir proje gelmezse orada da kuşlarımız ne yapmış oluruz arkadaşlar? Bakımlarını ayrı ayrı yapma adına dinlendirmede kullanmış oluruz bu katlı kafesimizi de. Buraya da arkadaşlar bu kafesimizi de dediğimiz gibi hemen direkt boşaltabiliriz. O şekilde bir planlama yaptım arkadaşlar kafamda.
Kuşlarımızın genel gidişatı ile alakalı arkadaşlar, maşallah iyi gidiyor. Yani olumsuz bir şey söylemem. Şu aşamada hani olumsuz bir durumları yok. Gördüğünüz gibi mesela bakın dişimiz yine eskisi önceki videoda olduğu gibi giriyor çıkıyor yuvasına. Buradaki kuşumuz gayet maşallah yavrularına bakıyor. Tek problem yaşadığım arkadaşlar, bunda yüksek ihtimal erkekle alakalı bir sıkıntı. Yani biraz erkek dişinin yanında pasif kaldı. Dolayısıyla çiftleşme biraz gecikti. Bu da ayaklarındaki problemlerden dolayı kuş cesaret edemiyor. Yani dişi hafiften üzerine yürüse arkadaşlar hemen kendini aşağı atıyor. Çok fazla bir güven duymuyor. Güven duymuyor kendine. Dolayısıyla arkadaşlar tek sıkıntı yaşadığım takım bu. Pardon. Ama onun haricinde onu da çözeriz yani. Buradaki kuşumuz yanına ben kompresesi atarsam zaten her herhalde çiftleşeceklerdir 1-2 haftaya kadar. Dolayısıyla arkadaşlar biz de yani PVC'ye geçerken ya daha doğrusu içeriye alırken kuşlarımızı yeni olarak buradaki sarı yüz erkeğimizi pamuk prensesi eklemeyi planlıyorum. Önceden de bahsetmiştim. Belki bilen arkadaşlar bilirler. Pamuk prensesi bu erkeğin yavrularını çok merak ediyorum açıkçası. Nasıl yavrular çıkar? Onu da bir görmüş oluruz en azından. En azından bir tecrübe etmiş oluruz. Arkadaşlar gelelim yavrularımıza ben biraz iki mamayı da bugün karıştırdım. Şöyle bir verdim bakalım nasıl olacak, yiyecekler mi diye. Hiç yadırgamadılar. Gayet güzel yediler. Az önce zaten hani videodan öncesine kadar mamanın başındalardı. Video başlayınca biraz böyle şey yaptılar arkadaşlar. Çekildiler ama bayağı da yediler çünkü. Durum acı da şekilde arkadaşlar, hava soğudu. Hani bu kuşlar artık bundan sonra eminim, yani yüksek ihtimal eminim, balkonda kalsalar bile bir sıkıntı olmaz. Çünkü hani hava sıcaklığına alıştılar. Kışın da mesela eksiye dahi gitse bu kuşlar bayağıdır havalar serin gittiği için kuşlar alıştılar. Hava soğukluğunun o cansız hali yok kuşlarda. Yani hepsi maşallah canlılar. O soğuk hava kuşlarımızı etkilemedi. Çünkü peyderpey arkadaşlar hava sıcaklıkları düştükçe kuşlarımız yeni hava sıcaklığına, yeni ortama daha iyi alıştılar. Cereyanda kalmadıkları sürece, soğuk bir hava akımında kalmadıkları sürece bu kuşlarımız üremeye burada devam ederler aslında. Ama biz biliyorsunuz ki artık geçen sene Kasım 1 Kasım'dan önce havalar çok soğuk gittiği için 1 Kasım'dan önce içeri almıştık kuşlarımızı. Şimdi arkadaşlar 1 Kasım'a bayağı geçti. Bugün yani hemen hemen Kasım'ın ortalarına yaklaştık. Ama kuşlarımız hala balkonda. Çünkü birkaç gün daha pastırma sıcaklarına gideceği söyleniyor. Çok eksiğe düşmediği sürece kuşlarımız rahatlıkla balkonda şu aşamada kalabiliyorlar. Burada ürerler mi ürerler, yavru büyütürler mi büyütürler. Onlarda hiçbir sıkıntı yok. Ama ben hiçbir zaman kışın balkonda açık alanda kuş besleme tecrübem olmadığı için arkadaşlar ben yine kuşlarımı içeri almayı planlıyorum açıkçası. Çok da fazla hani riske girmek istemiyorum. Ama dediğimiz gibi kuşumuz mesela şu yavrular soğuk havada alıştılar. Bu kuşlar yani burada hiç almasak artık yani doğduğu günden beri çünkü serin havada doğdular. Eylül'den sonra işlemişti kuşlarımız biliyorsunuz. Arkadaşlar bu yavrular eksi sıcaklıkta dahi eş tutarlar, hastalanmazlar. Kesinlikle arkadaşlar yavru yumurta yaparlar. Çünkü bunlar bu sıcaklığa bu şekilde doğduklardan beridir soğuk havayla büyüdüler. Yani onda hiç alıştıkları ortam bu şekilde olduğu için yadırgamazlar. Tek şey de odur arkadaşlar. Yani kuşunuzu soğuk havaya alıştırırsanız kuşlar soğuk havada ürerler. Her ne kadar trafik iklim kuşlar olsa da hani diğer kuşlar da mesela dışarıda kaldıkları zaman da yaşayabiliyorlar. Muhabbet kuşları da arkadaşlar adaptasyon hayvanlardır. Adapte oldukları ortama çok rahat şekilde ayak uydurup ne yapabilirler arkadaşlar? Yaşayabilirler, üreyebilirler, yavru büyütebilirler. Bir problemle de karşılaşmazlar. Kuvvetle muhtemel tabii. Kayıplar yaşar mısınız? Bu riske de almaya gerek yok arkadaşlar. Yani soğuk havaya alışmadığı için mesela damızlık kayıpları olur mu? Allah göstermesin, olabilir. Biz de en azından bir kuşumuzu bile kaybetmeme adına yine kuşlarımızı içeri alacağız. 1-2 güne kadar. PVC kafese yapmak istediğim birkaç böyle dokunuş var arkadaşlar. Onları da yaptıktan sonra birkaç vidasını atmamıştım. Onları da tamamlayalım. Bir de malzeme eksikleri var PVC kafeste. O malzeme eksikleri, taban malzemesi vesaire, bit tozu. Onları da aldıktan sonra kuşlarımızı PVC kafese yerleştireceğiz. İnşallah arkadaşlar güzel neticeler içeride de alırız.
Tabii kafese uyum süreci olacak. Ortama uyum süreci olacak. Hava sıcaklığına uyum süreci olacak. Hiç problem değil arkadaşlar. Bekleriz. Yani sadece üretim yapacağız. İlla yavru yumurtalayacağız diye de bir şey yok. Bunlar canlı olsunlar. Böyle ölçsünler. Yeter bize o güzel görüntülerini sergilesinler. Bizim için yeterli arkadaşlar. Çok fazla videomuzu uzatmayalım. Arkadaşlar bu videomuz bu kadarlık olsun. Kanalımıza abone değilseniz abone olabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, bildirim zilini açmayı unutmayın. 60 like aldıktan sonra diğer videomuz arkadaşlar yayında olacaktır. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.